Avec des mots faciles et ton air difficile, avec tes mots d'amour qu'on ne comprend pas toujours. Yıldız Kenter 11 Ekim 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Masalları anımsatan bir çocukluk geçiren Yıldız Kenter'in annesi çocukluk yıllarının kahramanıydı. En küçük kardeşi ise Müşfik Kenter'dir. İlkokulu Ankara'da, İltekin İlkokulu'nda okudu. Kapısı herkese açık, dost canlısı bir ailede büyüdü. Gönül zenginliğine rağmen maddi güçlükler içinde yaşadılar. Evdeki yaşamında insana ait komedi ve trajedileri öğrenen Kenter, Ankara Çocuk Kulübü'nde tiyatroya başladı. O dönem konservatuvarla ilgili yapılan kötü söylencelere rağmen devlet konservatuvarına kaydını yaptırdı. Ankara Konservatuvarı'nı sınıf atlayarak 1948 yılında bitirdi. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı. 1959 yılına kadar 11 yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk ve sahne öğretmenliği yaptı. Profesyonel tiyatro yaşantısına 1948 yılında Shakespeare'in 12. Gece oyunuyla başladı. Önce devlet tiyatrolarında, sonra 1961 yılında Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör'le birlikte kurduğu Kent Oyuncuları'nda sahneye çıktı. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de değişen eğitim metotları ve oyunculuk metotları üzerine çalışmalar yaptı. 1968'de İstanbul'da Kenter Tiyatrosu'nun binasının inşaatını tamamladı. 1981'de devlet sanatçısı unvanına layık görüldü. 1980-1983 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. 1984'te, 1986 yılında Güngör Dilmen'in yazdığı Ben Anadolu adlı oyunu Londra ve New York'ta İngilizce sahneledi ve oynadı. 1991'de sanat hizmetlerinden dolayı Uluslararası Lyon Kulübü'nün Melvin Jones ödülüne layık görüldü. 1994'te Konken Partisi oyunundaki rolüyle Olağanüstü Yorum Ödülünü kazandı. Finlandiya Kadın Kuruluşu tarafından 100 yılın en başarılı 100 kadınından biri olarak ödüllendirildi. ...1995'te tiyatro sanatına katkılarından dolayı onur ödülüne layık görüldü. 1996'da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, Martı adlı oyunda Madame Arkadina rolüyle, 1999 Afife Tiyatro Ödülleri en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Sevgili izleyenler, Türkiye'de tiyatro sanatına büyük emek vermiş, hepimizin hayranlıkla izlediği bir isimleyim şu anda. Yanımda Yıldız Kenter var. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hayatınızı tiyatroya ve sanata adadınız. Aldığınız ödüllerin, övgülerin sayısı yok. Peki geriye dönüp baktığınızda neler görüyorsunuz? Tiyatronun bana çok şey verdiğini görüyorum. Tiyatrocu olsaydım ne yapardım bilmiyorum yani aslında. Çocukluğumdan beri tiyatroyla meşgul oldum. 9-10 yaşından beri Radyo Çocuk Kulübü'nde başladım Ayşe ablanın. Sonra Halk Evi'ne geçtim. Sonra konservatuvara geçtim. Tiyatronun sizin için anlamı neydi? Bir dünya. Dünyayı başka boyutlarda ama gerçeğe yakın sanatsal bir dünya, şiirsel, estetik, müzikal ve insan. Peki şimdiki tiyatronun durumuna baktığınızda, sanata baktığınızda nasıl hissediyorsunuz? Gene aynı şeyleri hissediyorum. Ama tiyatroda çok ileride olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Çok yetenekli insanlar var.
Türk gençleri çok yetenekli aslında. Fakat tiyatro dendi mi eğlence olarak görülüyor daha çok. Ve hafif bir tebessüm beliriyor insanların yüzünde. Oysa tiyatro bir kitaptır. Tiyatro felsefedir, müziktir, danstır ve insandır. Her şeyin önünde. Hayatı içinde barındıran bir sanat değil mi tiyatro? Tabii. Estetik bir biçimde ne olursa olsun. Peki gençlerin ilgisini nasıl buluyorsunuz? İzlediğiniz, beğendiğiniz genç isimler var mı, yetenekler? Tabii çok gençleri çok yetenekli oluyorlar ama iş zor bir iş. İşi hafife almamak lazım. Yani bir seyirlik oyunu değildir sadece tiyatro. Dediğim gibi yani pek çok güzel vasıfları olan bir okuldur. İnsanların tiyatroya bakış açısı değişti mi geçmişten günümüze baktığımız zaman? Yok, değişmedi. Genellikle hafife alınır. Gidelim güleriz belki, komikmiş lafı iyi bir reklamdır. Peki sinema filmlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Son dönemlerde izlediğiniz, beğendiğiniz yapımlar var mı? Tabii çok iyi yönetmenler yetişti. Çok iyi sinema oyuncuları hep vardı ve olmaya devam ediyor. Sinema tiyatrodan bir hayli farklı. Çok yakın gibi görünmekle birlikte bir hayli farklı. Tiyatroda olduğunuzdan büyük görüneceksiniz her şeyinizle. Sinemada da tam aksi. Varla yok arası olacaksınız. Peki sinema mı oynamak daha zordur oyuncu olarak yoksa tiyatro mu daha zordur? İkisi de kolay değil. İyi yapmak istediğiniz zaman ikisi de kolay değil. Peki tiyatronun zor yanları neydi sizin için? En çok zorluk yaşadığım dediğiniz şey neydi? Tiyatro her an 2 saat boyunca içine girip asla çıkmamanız gereken bir dünya. O dünyanın her şeyini üstleneceksiniz. Bütün teferruatıyla ve o dünyanın insanı olacaksınız. Bu göründüğü kadar kolay bir şey değil. Taklitle olmuyor. Yaşamakla oluyor. Tiyatro o bakımdan hem zor hem yaşamı katlayan, arttıran bir iş gibi geliyor bana. O bakımdan tiyatroyu çok büyük bir saygıyla seviyorum ben. Ve tiyatrodan büyük heyecan duyuyorum. Birebir seyirciyle karşı karşıya olmak, birebir onların soluğunu almak, onların bazen kırmacını hissetmek, biraz daha koş diye güzel bir duygu. Peki iyi bir tiyatrocu da olmazsa olmaz dediğiniz şey nedir? Aşk. Aşk olmazsa meşk olmaz. O aşk varsa her yolu bulacaktır zaten. Her insan oyuncudur. Her insan oyuncu doğar. Çocuktan başlar oyunculuğu. Bir şekilde sürer gider. Bazıları onu su üstüne çıkarır benim gibi. Ben oyuncuyum diyeyim. Açık seçik gösterirler yani. Göstermeye çalışırlar daha doğrusu marifetlerini. Değişik dünyalarda olmak, değişik insanları kendi içinizde bulmak, onları somut hale getirmek ve sizin bir parçanız olduğunu anlamak onların da aslında hoş bir şey.
Yani insan o kadar zengin bir kaynak ki bir sürü kişi olabiliyorsunuz ve bakıyorsunuz onların hepsi size var. Yani bir alfabe dolusu. Hepsi sizde var. Ve onları acaba olarak kullanıyorsunuz işte. Peki gençlere ne gibi önerileriniz var? Tiyatroyu sevsinler. Tiyatroya sahip çıksınlar. Hepsi biraz tiyatrocu olsunlar biraz. Çünkü her insan biraz oyuncudur aslında. Biraz değil, birçok oyuncudur. Evet. Günlük hayatta da kullanabilecekler yeteneklerini. Hepimiz oynarız. Hepimiz oynarız. İyi değilken iyi gibi görünmeye çalışırız. Ya çok iyiken hasta gibi görünürüz bazen. Yani insanlar oyuncu doğarlar, oyuncu ölürler aslında hepsi. Peki Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Pek parlak değil. Pek parlak değil ne yazık ki. Sanat açısından sizi rahatsız eden ya da tatmin etmeyen bir şeyler var mı? Dinle siyasetin ayrılması lazım. Din insanla Allah arasında bir bağdır. Herkesin bir Allah'ı vardır. Herkesin Allah'ı kendi içindedir. Ve insan o Allah'a saygı etmelidir, ondan korkmalıdır. Ve o Allah'ı iyi tanımalıdır. Vicdan dediğimiz şey dışarılardan bir yerlerden gelmiyor. Duygular dışarılardan bir yerlerden gelmiyor. Onlar hepsi bizim aldığımız aile terbiyesi ve eğitimle ürettiğimiz ve kullandığımız hasletlerimiz. Peki sanatla din arasında bir bağ kurabilir miyiz? Tabii. Dinin ne gibi sanat bir bağ gibi vardır? Olması lazım. Dinin sanat gibi olması lazım. Belki öyle din aslında da bazı dinciler onu yanlış kullanıyorlar. Hani dinin gerçekten bir sanat olması gerektiğine inanıyorum ben. Sanatı şu çiçeğin duruşunda görebiliyorum. Sanatı bir insanın gülüşünde görebiliyorum. Sanat yaşayan canlı bir şeydir. Yani bir tabloya baktığınız zaman da eğer Michelangelo bunca yıl yaşadıysa onda onun o tarihten alıp bugüne getirdiği bir hayat var. Demek ki yaşayan canlı kalmış bir potansiyel var. O bakımdan sanatta her zaman, her biçimde çok inandım, çok inanıyorum. Yani insanlar sanatla büyümeliler. O zaman güzelleşiyorlar. Daha çok insansever oluyorlar. Daha insan anlayan oluyorlar. Kendilerini de daha iyi tanıyorlar o zaman. Evet. Peki sanatla ve tiyatro ile ilgili yapmak istediğiniz bir şey var mı? Çok şey var. Çok şey var. Çok açgözlüyüm o bakımdan. Ama insan yapmak istediklerini birçoğunu da hayalinde gerçekleştirebiliyor ancak. Ama ben şanslı bir insandım doğrusu. Çocukluğumdan beri, 9 yaşımdan beri, 8 yaşımdan beri Radyo Çocuk Kulübü'nde başladım. Devam etti tiyatroculuğum. Onun için
Çok yaşlı bir tiyatrocuyum. Yok hayır, hala genç görünüyorsunuz. Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Avec des mots faciles et ton air difficile, avec tes mots d'amour qu'on ne comprend pas toujours, t'as l'air d'une chanson qu'on chante à la maison. Il y a des jours où tu sais, tu n'es pas un succès. Il y a des jours où ton père n'est sûrement pas prévert. Mais t'as l'air d'une chanson qu'on chante.